Daha bugüne kadar beni yiyecek bir adam çıkamadı. Beni yiyecek bir adam çıkamadı. Halk sevgisini ifade etmeye çalışıyordu. Ağzını kapa! Ağzını kapa! Çakkal oradayım lan! Kim lan burada? Ben diyorum lan! Korktu çocuk ya! Ya çocuklar, Allah rızası için güneş gidiyor ya! Babam da orada sulardan ağlıyor! İkinizin elim arasını yemeyecek bu millet. Daha bugüne kadar beni yiyecek bir adam çıkamadı. İbrahim Tatlıses yiyecek biri çıksın korkmayacağım. Çünkü burada iki tane insanı vurdurdu. Çıktı televizyonda ben vurdurdum dedi. Elbette bunun da hesabı sorulacak. Hani kendisi kim olursa olsun. Çıkıyor televizyonlarda da şov yapıyor. Benim yeğenlerim var, akrabalarım var diye. Herkesin kendine göre eşi dostu vardır, akrabası vardır, arkadaşı vardır. Yani şov yapmaya da gerek yok. Kimin ne olduğunu da zaman gösterecektir. Bu kan akmadan son bulmayacak. Çünkü bizim kanımız aktı. Onun da kan akması lazım bizzat kendinin. Bugüne kadar beni yiyecek bir adam çıkamadı. Ben. Çıkamadı. Seni hiç. Ben yiyeceğim. Kendi kendime öyle seyrediyorum. He. Öyle kolpaları seyrediyorum. He. Kolpalar yapın, seyrediyorum ben. İbrahim Tatlıses yiyecek biri çıksın, korkmayacağım. O zaman alıp başımın üstüne koyacağım, biliyor musun? Hiçbir endişem bana yok. Öyle mal ortada, mal ortada. Göster bakayım. Seni Allah bildiği gibi. O canım vücudu. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ay, hani öptürmezsin kimseye kendini. 3-4 kilo, 5 kilo gibi bir şey verirsen. Önümüzdeki hafta biraz daha. Çünkü giydiğiniz kıyafetler her şeyi gösteriyor. Bir tane arkadaş var. Yani sizin el ele tutuştuğunuz arkadaş. El ele tutuşmadım ama el ele tutuşsam bile yani sizin. Affedersin, sizi ilgilendirmez. Bir de fazla eleştirmek istemiyorum. Babası belki bizi mahkemeye falan verir diye şey yapıyorum. Bence bu konu komik değil. Senin baban televizyonda demiş ki benim kızıma yorum yapmasın, kızıma şey yapmasın. Onu siz de televizyonda mi dediniz ki Aylin bir çocuğun elini tuttu. Ya benim namusum, tamam, benim şerefim yok mu? Sen babana mektup yazıyorsun. Babana işten konuştun mu? Oradan mektupla konuşuyorsun. Hayır, babama konuşmuyorum. Türk halkına konuşuyorum. Baban da orada. Baban da orada sulardan ağlıyor. İkinizin elim arasını yemeyecek bu millet. Türkçem yetmediği için. İkinizin elim millet yemeyecek. İbrahim Bey, İbrahim Bey, biraz sakin olalım. Sen ne zaman biz sana yani ben şahsım adına bir defa yalancısın dediğimde çok doğru söylemiştim. İyi bir şarkıcı değilsin. Böyle olağanüstü bir şarkıcı değilsin. Gevrek bir sesin var. Zaman zaman seni konuşturduğumuz zaman Seni konuşturduğumuz zaman sempatik hale geliyorsun. Ben bunu özellikle yapıyorum. Senin ezilmeni istemiyorum. Ama sen bazen edep sınırlarını aşıyorsun mesela. Diyorsun ki o zaman ben sana bir İngilizce parça vereyim. Bir haftada ezberle, yorumunu kat söyle. Biz sana Türkçeleri veriyoruz, okuyamıyorsun. Nasıl ezberleyeceğim ben İngilizceyi? Yani böyle bir cümle sana yakıştı mı? İşte ben onu diyorum. Sana yakıştı ben mı? Ben Türkçeyi... Kızım, sana böyle bir cümle yakıştı mı? Ben bir şey demeyeceğim. Sadece şimdi bir ben tek bir şey laf diyeceğim. Söylersem, sen bir laf söylersem haftaya elenirsin, biliyor musun? Niye? Dün çok böyle cıv cıv cıvdın. Ne oldu bugün? Gururum var İbrahim Bey. Gururum var. Gururum var. Gururum var. Dün sen bana hakaretler ettin. Dedin ki işte böyle böyle. Ben de yapmadım onları ve hayır dedim. Saygısızlık olmasını istemiyorum. Ama... Ne hakaret ettim sana? Sen işte bir oğlanın elini tutuyordun. Tuttun. Tutmadım. Halen iddia ediyorum. Işıklara kör bakayım ki tuttun. Vallahi tuttun. Billahi tutmadım. Yemin billah ediyorum tuttum. Seni sevdik ama buraya kadar. Ne yazık ki sadece benim sevmemle olmuyor. Teşekkür ederim. Okudun mu? Sağ ol. Vedalaşmayacak mısın? Evet. Ha? Alo. Gitmek istiyorum. Ha, sen valizi suratımıza attın abicim ya. Ha? Bir vedalaşayım dedim, onu da yapmadın. Gel. Gel.
Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hadi kazandın hadi. Şimdi kazandın mı kaybettin? Söyle bakayım. Nereden biliyorsun kızım? buradan okudu be. Peki hadi bakalım. Geçen hafta bir laf söyledi Deniz Hanım. Dedi ki bacakları çok güzel bu kızın. Bir tek ricam var senden. Yani eğer becerebilirsen, çünkü gayet rahatsınız herhalde. Yani otel, yeme, içme falan. Hafif kilo milo. Vallahi o kadar değil. Yani biraz rica edeyim senden. 3-4 kilo, 5 kilo gibi bir şey verirsen. Önümüzdeki hafta biraz daha. Çünkü giydiğiniz kıyafetler her şeyi gösteriyor. Seni Allah bildiği gibi lazım. O canım vücudu. Hayır resmini bak, şeyin resmi bana dönünce ay oldu onu gördüm. Kızgın olsaydım kimse. Getirsene kız onu bana ver. Ver. Çok mersi, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Hani öptürmezsin kimseye kendini. Kim? Her geleni itiyorsun. Erkekleri öpmüyor. Bak bir şey söyleyeyim, kaş gözde bir benzerlik var. Ağzını kapat, küfür yapma. Küfür yapma bu tarafa. Yürü. Hadi. Yürü bu tarafa. Önceki hafta Sulu Kule'de Ömer Danış'a klip çeken İbrahim Tatlıses, çıkan olaylar nedeniyle çekimleri yarıda bırakmıştı. Ya, ayıp ya. Sizden mi uğraşacağım? Herkes adam. Küfür yok. Bu hafta ise kendine sakin bir yer bulmuştu. Keyfi yerindeydi. Çat 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 çat. Çocuklarla çocuk oluyor, uçurtma uçuruyordu. Sulu Kule'deki İbo'dan eser yoktu. İnsanlar yine toplanmıştı. Ama İbo bu kez keyfini bozmamakta kararlıydı. İbrahim Tatlıses'in yeni keşfi Evrim Akın güzel oyunuyla göz dolduruyordu. Alacağım, alacağım, gelir seni alacağım. Nerede olsam olacağım, kollarıma saracağım. Ancak saatler geçtikçe İbrahim Tatlıses yine sinirlenmeye başladı. Abla dur, elini ayağını öpeyim. Elini ayağını öpeyim. Resulullah Allah hatırı için ya. Tüm aksiliklere rağmen klibi çekmeye çalışıyor ama olmuyordu. Şimdi çimbi gelsinler buraya. Alo! Halk sevgisini ifade etmeye çalışıyordu. İbo ise bir an önce işini bitirmek amacındaydı. Abi bunaldım ama ha. Biraz insanları uzak tutun benden ya. Derken olanlar oldu. İbo yine patladı. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor, güneş. Çakal oradayım lan. Bu kez sebep arka planda duran kayıkların içine çocukların girmesiydi. İbo tam anlamıyla sinir küpü olmuştu. Ben diyorum lan! Korktu çocuk ya. Ben neden korktu, öldürür müyüz? Korktu, içeri tepkiliyiz. Tövbe yarabbi tövbe. Ama her şeye rağmen çekimleri bitirmek zorundaydı. Ömer sen de gel kızım öne biraz. Gel Ömer, gel gel gel. Evet dur orada. Ve işte neşeli başlayan bir klip çekimi daha böyle sona eriyordu. Alacağım, alacağım, gelir seni alacağım. Her yansam olacağım, kollarıma saracağım. Alacağım, alacağım, gelip seni alacağım. Her yansam olacağım, kollarıma saracağım. İbrahim senin arkandan sahipler mi de İbne yapacağım ulan İbne! Seni gazla oturtturacağım, o arkandan mafya babalarını İbne yapacağım ulan! Aferin lan! Mermiyi bana atacağım ulan çakal! Araban için çekmiyor galiba. Şerefsiz köpek! Kadına mermi atacağım ama bana at lan! Karı gibi gelip de şikayetçi olma! Aferin lan! Çünkü o burada bizim misafirimiz. Biz İbo Show'un burada her zaman daimi yapımcısıyız. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Sen orada verecek bir cevabın vardı ama vermedim, veremem.
Verirsem şerefsizim, veremem. Burada sen bizim misafirimizsin. Bak şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Çünkü o burada bizim misafirimiz. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Ben sana yaptığım şeyleri hiçbir zaman anlatmam. Sen bana telefon açtın mı? Dedin mi abi beni dövdüler? Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz, ayıp değil mi? Ben sana yaptığım şeyleri hiçbir zaman anlatmam. Ben söylüyorum çünkü benim senden manevi hakkım var. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmem. Hakaret ediyorsun. Olur mu? Sana kıymam. Geçmişte olan bazı insanların ben sana dengesizliklerini rica ederim. Yok yok. Pezevenklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Ben sana ne olmuş adamın biri beni dövmüşse? Bak, şimdi söylemek doğru mu sizin söylemeniz ha? Serçe oluyor bile, yani? Serçe bile. Ben bir şey demiyorum. Ben diyorum ki şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor bugüne kadar. Bundan sonra da Allah koruyacak. Sizi de Allah korusun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Allah'ın selameti başın olsun. Hadi güle güle. Ben Tatlıses'in ben birinci derece yetkilisiyim. Yetkilisi iyiydim. Bana bütün otelleri, Bodrum ve Kuşadası'ndaki bütün otellerin bürokrasi ve inşaat işlerini yaptırttı. Nitelikli dolandırıcı. Beni kullandı. Bütün paramı gasp etti. Beni burada mağdur perişan bıraktı. Arkasını dönüp gitti. İbrahim Tatlıses nitelikli dolandırıcı KDV ödemek istemediği için bu faturayı iptal ettirdi. Bir hak edişimin faturasını iptal ettirdi. Ben hiçbir şekilde fatura KDV ödemek istemiyorum. Sözleşme dahi yapmak istemiyorum seninle. Otelimi sattıktan sonra senin bütün hak edişlerini ödeyeceğim diye söz verdi. Sözlü sözleşme yaptı benimle. Hiçbir şekilde hak edişlerimi ödemedi. Kaydıya almadı. Tehditlerle, silah tehditleriyle beni yıldırmaya çalıştı. Arabamı sattım. İki tane aracımı sattım. Evdeki altınlarımı, çeyiz altınlarımı sattım. Çoluk çocuğumun rızkını gasp eden bu nitelikli dolandırıcı bu bütün hak edişlerimi böyle gayriye almadan arkasını dönüp gitti. Şimdi adamlarıyla, silahlarıyla beni tehdit edip yıldırmaya çalışıyor. Hakkımın üstüne konmaya çalışıyor. Bütün evraklar bu onun evrakları. Bodrum, Kuşadası, bu malzemelerin hepsi benim. Bu malzemelerin hepsi benim. Oteli sattı. Mermer benim, kapı benim, cam benim. Bu malzemelerin hepsi benim. Aldı hiçbir şekilde tehditle paramı ödememeye çalışıyor. Bodrum'daki kez hani bu otelin bu otel peyzajı benimdir. Benim param. Çöken havuzunu bana yaptırttın. Çöken havuzunu yaptın. Çocuklarımın rızkını koydun. 25 yıllık birikimimi elimden aldın. Allahsız kitapsız. Bana silah çekip adam gönderiyorsun vurdurmaya. Ben bu gel, gel çoluk çocuğumla birlikte beni öldür. Puh! Bu evrakların hepsi onun. Bakın benim iflas etmemin resmi. Benim çeklerimin hepsi kaşe yedi. Çeklerimin hepsi kaşe yedi. Beni perişan etti. Koyunlarımı sattım. Danalarımı sattım. Evde ne kadar malın mümkün varsa gitti elimden. Allahsız dinsiz adam arsa sattım. Senin otelini yaptım. Bu vekaletlerle bana iş yaptırttın. Bana sözleşme dahi yapmadın. Sözleşmesiz bana iş yaptırttın. Şirket tüzüğünde, şirketlerin tüzüğünde bir şirket sözleşmesiz iş yaptırır mı? Nitelikli dolandırıcı. Sen KDV ödemek istemediğin için bana sözleşme yapmadın. Allahsız dinsiz kitapsız. Allahsız dinsiz kitapsız. Gel bunların hakkını öde. Gel paramı öde. Silahlarla beni yıldırmaya çalışma. Bana silah çekme, adam gönderme üstüme.
sevgili konuklar, sevgili misafirler. Yine güzel bir akış içerisinde şarkımızı okuyacaktık ama vaktimiz az. Mustafa, ben teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Abi hoş geldin. Otur da sorma. Lütfen, buyurun. Ben de mikrofonum bu mu? Evet. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Nasılsınız? İyisiniz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Mustafa Efendi, 2 gün önceki bir internet sitesinde efendim abi İbrahim Tatlıses benim dostumdur. Beni otele davet etti. Otelde kalıyoruz. Evet. Doğru mu böyle? Hayır. Değil mi? Değil. Ulan şerefsiz, bak sana söylüyorum. Bak. Sen buradan kovuldun. Sen buradan kovuldun. Yok öyle demedim. Benim ismimi de sağda solda kullanıyorsun. Şarlatanlığın gereği yok. Seni burada elime alırsam seni Feriştah'ın çocuğu elimden alamaz. Ama bu oruç ağızdan sana söylüyorum. Bir daha bu binanın gölgesinden dahi geçmeyeceksin bir. Bu arkadaşlar program yapıyorlar. Dış yapım bunlar. Senin bizimle olan problemimizi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ben de şimdi açtım canlı yayında seyrediyorum. Tamam mı? Tamam abi. Benim adımı bir yerde kullanmayacaksın bir. Ben kullanmıyorum ki abi. Lan kullanmayacaksın. Sen ne yaptığını bilirsin. Sana adam gibi söylüyorum. Bir daha bu televizyonun sokağından dahi geçmeyeceksin. Biz seni kapıdan kovuyorlar, paçadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun, nasıl ayrılıyorsun anlamış değilim. Bir, ben senin dostun değilim, arkadaşın da değilim. Sen sadece burada program yaptın, buradaki programını beğenmediğin için de gittin. Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim. Hadi. Eline öperim. Saygılar. Saygılar. Buyur. Dışarı aşağı. Buyurun oturun, kusura bakmayın. Abi çok. Biz... Sayın İbrahim Tatlıses artık cevap verilmesi değil, ancak gerekli yapması gereken şey de cevap değil, öldürtmesi lazım ya da kendi öldürmesi lazım ya Doğan. Ona da gücü yetmiyor ki herhalde, susmuş duruyor. Neden susar İbrahim Tatlıses? Bir insan ya korkar, susar, ya da utanır, susar. Ya korkusundan susar bir insan, ya utancısından susar. İki şeyden susar. Haklı olan haykırır her zaman. Niye Nihat Doğan çıkıyor, haykırıyor? Niye susmuyor Nihat Doğan? Gerek İbrahim Tatlıses artık ona cevap verse de geçersizdir. Gerek öldürttürmesi lazım Nihat Doğan'ı. Geçti o artık. Neler söyledi kardeşim? Neler söyledi? Duvar gibi de arkasında duruyor Nihat Doğan. Bu işler aynı seçim gibidir. Bir parti çok önemli, favori gözükür. Gelir o bir partiye, iktidar olur. Şu anda Nihat Doğan da iktidarını ilan etmiş durumda. Pek yakında da bakanlıklarını dağıtacak. Neden utanabilir İbrahim Tatlıses? Bilmiyorum. Sedat Sayan'la ortakçılık mı yapıyor? Uçak mı kiralıyorlar? Lizlik sistemiyle uçak mı getirtiyorlar? Ama Nihat Doğan çıkmış. Şey gibi, aslanlar gibi demeçlerini veriyor. Arkasına da duruyor. Sedat Sayan kimye durduracak Nihat Doğan'ı? Nihat Doğan Sedat Sayın'la beraberken de demeç veriyordu. İbrahim Tatlıses benim kardeşim. Ama maalesef kardeşim sınıfta kalmıştır kardeşim. Kardeşim konuşmuyor, kardeşim cevap veremiyor. Kardeşim çıkıp şey demiyor İbrahim kardeşim. Ben mi vereyim Nihat Doğan'a cevap kardeşim? Ya cevap veremiyorsan kendini öldürttür. Ya da onu öldür. Yani bunun başka alternatifi yok. Bir sıralama Türkücülerde İbrahim Tatlıses'tir, Mahsun Kırmızıgül'dür, İzzet Yıldızhan'dır. Benim için bunlar birinciliktir. İkincilik Ali Şan mı? Ne o çocuk? Ali Şan. O da Mehmet Ali'nin damadıyken bir rüzgar yaptı. Şimdi onun da rüzgarı gitti. Patlattığı bir parça vardı işte o şeydi zamanında. Ne o prestij müziği falan. Ama çıktı ortadan bir fırtına gibi çıkan bir Nihat Doğan oldu kardeşim. İlan etti, şampiyonum dedi. Varsa itiraz eden en büyükleri kimdi? Fenerbahçe gibi bir takım İbrahim Tatlıses. Ona meydan okuyup onu sahaya alıp ve beraber maç yapıp galibiyetle sonuçlandıysa Nihat Doğan şampiyondur. Sahaya zorla çekti onu. Maça soktu İbrahim Tatlıses'i. Ya baştan girmeyecekti ondan maç yapmaya ya da maç yaptıktan sonra mağlubiyeti kabul edecek İbrahim Tatlıses. 40-50 bin dolar versin en iyi besteyi yazsın sizden Aksu'dan kardeşim. Hadi hadiyle, madi madiyle bu işler yürümez. Aa patlamış parça şeyden. Ne o çocuk Fatih Yürek'ten. Daha ne okuyorsun yani? Hadi hadi. Hep biz İbrahim Bey'le çalıştık. Tabii ki beklentilerim vardı. Bugüne kadar hep yanındaydım, hep arkasındaydım, hep sakladım.
sakladım, sakladım. Ama bugün de bir şey konuşamam. Çünkü İbrahim Tatlıses'le sorunum yok benim. Ben buraya onun için gelmedim. Ya İbrahim Bey'le bir derdim yok. Ama ya, yoksa var mı yok mu yani? Ya ben korkuyorum. Bir dakika, kimden korkuyorsun? Ya bacağıma kurşun yerim, kim vur diye gidelim Allah aşkına, ne olur. Ablacığım, neyle ilgili konuşacaksın? Sen öyle ağzının içinde sakız çiğner gibi konuşuyorsun. Ne dediğini anlamıyoruz ki. Valla ben korktuğum için konuşamıyorum şu anda. Ben kendi internet sistemi hazırlıyorum. Son bombamı atacağım ve kaçacağım Amerika'ya. Benim tanıdığım Sibel olsana biraz karşımda sen. Nasıl olayım? Benim tanıdığım Sibel ol. Tamam, tecavüze uğradım, buyurun. İbrahim Tatlıses tarafından. Evet. İşte buyurun. Nedir yani? Yani bunu nasıl söyleyeyim? Niye söyleyeyim ya? Uğradım, herkes uğradı. İbrahim Tatlıses tarafından. Evet. Çok şey. Hadi dönsün bana, beni arasın, bak neler açıklıyorum onun hakkında. Ayıptır ya. Şey. 4 gündür onu arıyorum ben. Ne diye arıyorsun peki sen? Ne diye arıyorum? Artık biraz kendine gel, karşı tarafındaki insanı gör ve lütfen bana elinden gelen yardımı, bugüne kadar seni korudum, senin hakkında hiçbir şey konuşmadım, seni sakladım. Sen karşındaki kime yardım edeceğini bilmiyorsun. Duysun. Hiç kimsenin göründüğü, hiç kimse göründüğü gibi değil. 2 tane kadın bağlansın ya. Yok mu bir tane cesaretli kadın? Bağlansanıza. Ama bunu anlatmak da kolay değil tabii yani. O da ha, ben gaza geldim. Konu zaten İbrahim Tatlıses değildi. Adını yani duyduğum zaman sinirleniyorum. Ne yapabilirim? Silahlı saldırının zanlısı olarak bugün gözaltına alındı. Ve bakın o günkü saldırının perde arkasını nasıl anlatmıştı. Efendim, İbrahim Tatlıses'e yapılan son saldırıda siz azmettirici olarak anıldınız. Bu saldırıyı siz azmettirdiniz mi? Şimdi olaydan benim haberim yok. Ben Adana'daydım. Olayı sonradan öğrendim. Peki saldırı yapanları siz tanıyor musunuz? Tabii, benim arkadaşlarım, kardeşlerimiz. Ha. Neden gerçekleşti bu saldırı? Şimdi gerçekleşmesi lazımdı. Gerçekleştirdiler ama belki İbrahim Tatlıses ölebilirdi o anda. Yanında masum insanlar vardı. Masum insanlar olduğu için arkadaşlarımız olayı gerçekleştirmemişler. Ve zaten sıkan arkadaşımız da, kalbinden vurulan arkadaşımız. Olayı ben sonradan öğreniyorum. Peki bu saldırılar daha devam edecek mi, yoksa artık bir yerde son bulacak mı? Bu kan akmadan son bulmayacak. Çünkü bizim kanımız aktı. Onun da kan akması lazım, bizzat kendinin. Çünkü burada 2 tane insanı vurdurdu. Çıktı televizyonda ben vurdurdum dedi. Şov yaptı. Elbette bunun da hesabı sorulacak. Hani kendisi kim olursa olsun. Peki barışmak daha doğru bir yol değil mi? Yani bir masa etrafında toplansanız, barışsanız, sulh olsanız. Ya bu şekilde barış olmaz zaten. Hani bizim kanımız aktı çünkü. Ve çıkıyor şov yapıyor televizyonda. Nasıl barış olacak? Peki olaylar nasıl başladı? Siz daha önce ayağınızdan yaralandınız, arkadaşınız kalbinden yaralandı. Neden silahlı bir çatışmaya muhatap oldunuz? Şimdi bizim olaydan bir haberimiz yok. Bunların Hasan Bora'yla kendi aralarında bir problem varmış. Biz de o gün Ramazan ayıydı. Hani ağzımızda niyetliydi bizim. İftar saatine adre vakit geçirmek için Hasan Bora'nın oraya gittik. Hemşerimizdir, arkadaşımızdır. Davet etti. İftarı da orada açacaktık biz. Da iftara zaman kalmadan içeriden silah sesleri geldi. Biz de aşağıya doğru indik. 4 tane şahıs elinde silahlarla ortalığa saldırıyordu. Bu anda da zaten vurulmuşuz. Bir şeyden haberimiz yok bizim. Sizin orada Hasan Bora'yı korumak amacıyla bulunduğunuz iddia ediliyor, doğru mu? Hayır. Zaten tedbirli olsak o insanlar içeriye giremezdi ki ne? Nasıl gireceğim? Bir tane kapı var. Yani biz eğer oraya koruma amacıyla gittiysek nasıl girecek o insanlar içeriye? Kapıda ölür onlar. Yani kendileri Süpermen mi sanıyor onlar? İçeriye kadar giriyorsun, merdivende 2 tane insanı vuruyorsun. Ondan sonra çekip geliyorsun. Çıkıyor televizyonlarda da şov yapıyor. Benim yeğenlerim var, akrabalarım var diye. Herkesin kendine göre eşi dostu vardır, akrabası vardır, arkadaşı vardır. Yani şov yapmaya da gerek yok. Kimin ne olduğunu da zaman gösterecektir. Zaman gösterecek diyorsunuz. Ben bir daha soracağım size. Karşılıklı bu saldırılar daha nereye kadar varacak? Onu Allah bilir. Bilemem onu. Ama bu devam edecek. Yani ta ki İbrahim Tatlıses'in kanı akana kadar.
Kanatmaktan neyi kastediyorsunuz? Yani tatlısı öldürecek misiniz? Yaralayacak mısınız? Şimdi ölüp ölmeyeceğini onu Cenab-ı Allah bilir. Biz bilemek. O bizi nasıl vurdurduysa çıktı. Yani bir insan gelir, iki tane insanı vurdurdun orada. Sebepsiz yere. Senin hedefin Hasan Buray'sa, Hasan Buray'ı vuracaksın. Sen niye de sağa sola ateş ettiriyorsun ki ne? Ondan sonra çıkıyorsunuz, televizyonlarda şov yapıyorsunuz. Peki Tatlıses'in bu son saldırısı için arkadaşlarınız ne tür planlar yaptı? Daha doğrusu siz bu planlardan ne kadarını haberdardınız? Uzun bir çalışma yapıldı mı? Onları bir anlatır mısınız? Şimdi bu işe çalışmaya gerek yok zaten. Ben yaklaşık 10 gün önce Adana'ya gittiydim. Oradan Mersin'e geçtim. Ve ben basından öğrendim bu olayı. Ve telefon açtım. Dediler ki abi durum böyle böyle. Oradan geçiyorduk. Baktık o da gidiyor. Biz de ateş ettik. Ne dedim o zaman depoya doğru ateş ettiniz? Dediler abi yanında masum insanlar vardı. Bir de bayan vardı. Hani bize masum insanları vurmak yakışmaz. Onun için biz de dediler korkutmak amacıyla. Bu bir uyarıydı dediler. Hasan Buran'ın İbrahim Tatlıses'ten bir para aldığı söyleniyor. 10 bin dolar para aldığı söyleniyor. Siz bunu duydunuz mu? Şimdi bizim bu olaydan haberimiz yok. Onlar birbirine televizyonda şov yapmışlar. Yok sana para verdim. O demiş hastaneden çıkarttım. Ben seni yetiştirdim. Meşhur ettim. Bizim bu olaylardan biri sanatçı, biri menajer zaten. Bizim dışımızda bir şey. Onların para alıp vermesi de bizim dışımızda bir şey. Bizimle herhangi bir ilgisi yok. Hasan Buran'ın parayı sizin adınıza aldığı söyleniyor. Onu kim diyorsa bizim karşımıza çıksın söylesin. Kim bize para vermişse. Bize yani kan akmış. Şimdi kan akmış. Kan nasıl parayla karşılık verecek ki ne? Mantık alıyor mu bunu? Peki son nokta nerede olacak? Onu bir söyler misiniz? Son nokta bilmiyorum artık nerede olur. Yani bak. İbrahim Bey'in de çevresinde silahlı insanlar var. Korumaları var. Çatışmaya girebilirsiniz. Sizin arkadaşlarınız ölebilir. Onlardan bir takım insanlar ölebilir. Olabilir. Yani kanlı bir gidişe doğru sanki bir yol alıyoruz. Bu fark etmez şey yani. Madem bu işi kendiler başlattı. İlk kanı da akadan kendiler. Yani biz değiliz. Bizim kendisini ne tanırız ne bir şeyler. Sadece bir sanatçı. Ama ilk kanı kendiler akıttı. Ondan sonra da çıktı şov yaptı. Bir özür dileyebilirdi gelip. Ama özür dileme yerine kasetini satmak için şov yapmak yakıştı ona. O da öyle yaptı. Ondan sonra da gönderdi 4 tane insanı teslim etti. Devletin polisini kandıracaklardı. Kandıramadılar tabi. Peki bu ilk silahlı saldırıdan beri ben sizinle sürekli temas halindeyim. Biliyorum, görüyorum zaman zaman da. Çevrenizde bir grup arkadaşlarınız var. Sanıyorum çoğunuz bu konularda antrenmanlısınız. Yani silahlısınız. İşte yer yer saldırılara katılabiliyorsunuz. Silah eğitiminiz var belki. Nereden geliyor bu merak? Niçin böyle bir durum içerisindesiniz? Şimdi biz yani bir çete değiliz. Yani silah ne için taşınır? Kendini korumak için taşınır. Benim bildiğim kadarıyla sizin Adanalı Apo diye bir lakabınız var. Evet. Neden Abdullah Uçmak değil de Adanalı Apo? Vallahi onu çevrede öyle tanıyorlar. Adanalı Apo olarak yani biliyorlar. Yani bir ününüz var bu konuda. Nereden geliyor bu ün? O da eşimizden, dostumuzdan geliyor. Yani sizin başarılı olduğunuz bir alan, takdir edildiğiniz bir meslek dalı, ya bir şey olması lazım. Böyle bir lakabın olması için, böyle bir ünün dağılması için. Muhakkak var ki bir başarılı olduğumuz bir yön. Ondan dolayıdır. Ama onu şimdilik söylemiyorsunuz. Evet. Peki, teşekkürler. Bu iki görüntüye dikkatli bakın. İkisinde de İbrahim Tatlıses ve ona yönelik saldırının faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Abdullah Uçmak var. Ama kayıtlardan birinde Savaş. Diğerinde Barış'ın görüntüsü gizli. Ya iyi dostlar. Onun için barıştık, dost olduk. İnşallah dostluğumuz da ömür boyu sürecektir. Abdullah Uçmak aslında kamuoyuna hiç yabancı bir isim değil. Tatlıses'le arasındaki düşmanlık yıllar öncesine dayanıyor. Yani bir anlamda Tatlıses'e pazartesi günü düzenlenen kanlı saldırı aslında Uçmak'ın 13 yıldır içinde büyüttüğü bir kin. Önce cezayı Allah verir, sonra da cezayı çekerler yani. Çünkü çok büyük bir kan dökülmesine meydan veriyorlardı. Her şey 1998 yılında başladı. Abdullah Uçmak iki adamıyla
tatlı sesin aracının önünü kesti, pompalı tüfekler ateşlendi. Ve o günlerde kaydedilen bu görüntü yıllar sürecek düşmanlığın fitilini ateşledi. Bütün insanların barıştan yana olması lazım. Barış kadar güzel bir şey yoktur. İbrahim Tatlıses saldırının ardından uçmağı affetti, barış yemeği yedi. Allah afiyet olsun. Karpuzumuzu yiyoruz. Eyvallah. Ne kalıyor bize? Kucaklaşmak, sarılmak, öpüşmek kalıyor. Biz de doğru olanı bulduk. En doğrusu odur diye onu yaptık. Buzların eridiği o yemekte iki isim kameralara samimi görüntüler verdi. Şimdi onlar benim arabamı ateş ettiler. Şimdi ben mantıklı davranmasaydım, ben de gidip şimdi onların mı evini bulup bombalayacaktım, ateşleyecektim. Ne kadar kötü bir şey ya. Ama barış uzun sürmedi. İkilinin arası 1999'da başka bir saldırıyla yine bozuldu. Bugün de söyledim. Bundan büyük bilet var mı? Abdullah Uçmak, Etiler'de organizatör Hasan Bora'nın bürosuna yapılan silahlı saldırı sırasında yaralandı. Tetiğe basanlar İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ve yeğeni olunca da çete lideri saldırıyı Tatlıses'in azmettirdiğini iddia etti. Hatta iddiaya göre Tatlıses o dönemde Uçmağa kan parası adı altında 100 bin dolar para ödedi. Ama para sorunları bitirmedi, daha da büyüttü. Abdullah Uçmak iddiaya göre Tatlıses'ten aldığı parayı tek başına harcadığı gerekçesiyle kendi adamları tarafından vuruldu. Ama o yeni saldırının da faili olarak Tatlıses'i işaret etti. Savaş baltaları bir kez daha gömüldüğü yerden çıktı. İbrahim Bey'in gönderdiği haberler bize ulaşmadı. Ulaşmayınca biz de mecburen kin gütmek zorunda kaldık. Uçmak öfkeliydi. 2002'de İbrahim Tatlıses'in otomobilinin önünü bir daha kesti. Bu kez haraç istedi. Tatlıses şikayetçi olunca da demir parmaklıkların ardına gönderildi. Ama cezaevi yolunda İbrahim Tatlıses'e ölüm tehditleri savurdu. Olmaya, 2003'te ilginç bir gelişme daha oldu. Uçmak tahliye olmuştu. Polis İstanbul Gazi Osman Paşa'da Tatlıses'e yönelik saldırı olacağı ihbarını değerlendirdi. Bir otomobilde 3 kişiyi yakaladı. Zanlılar saldırı emrini uçmağın verdiğini söyledi. Otomobilde yapılan aramada da Kalaşnikov marka silah bulundu. İşte o son olay sonrası yeniden cezaevine gönderilen Abdullah Uçmak hapisten 6 ay önce tahliye oldu. Ve iddiaya göre yılların kini pazartesi günü yeniden açığa çıktı. Kardeşin, çok güvendiğin, beraber çalıştığın, öz kardeşin kadar sevdiğin bir kardeşinle küçük bir problem yaşadığını duydum. Sana hiç sormadan davet ettim. O da Allah var, o bizim abimizdir, ne olacak dedi. Buraya geldi. Sizi öpüştürmek istiyorum, barıştırmak istiyorum. Tüm dünyada kırgınlıkların bitmesini istiyorum. Ben bunu geçen de geçirdiğim bir küçük hastalık oldu, ben bir grip atlattım. Orada dedim ki, dünyadaki hiçbir şey insanın bir arkadaşıyla dargın kalmasına değmez. Dünyanın en kötü şeyi budur. Ben hep şunu söylerim. Namus hariç, onun dışında yapılan bütün kavgaların dil kavgası da olsa, böyle yumruk yumruğa kavga da olsa, barışla bitmesini temenni ederim. Benim temennim odur. Eğer benim tahmin ettiğim kişiyse bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben küs olduğun kim var dedim. Ben dedim ki yani böyle. 3-5 tane isim ben almıştım. Onları sordum. Bir hiç bile söylemedim. Şimdi kardeşimizi çağıralım. Bakalım ne olacak. Yolunda sarhoştun, Mahmud'u kurban niye doğdun?
ne yapıyorsunuz be? 50 yaşında adamlarsınız, bizi ağlatıyorsunuz ya. Manyak mısınız nesiniz lan? Bu kadar birbirinizi seviyorsunuz da. Mami Suic. Ben... Herhalde sanatçılar arasında en fazla kullanan benim. Benden sonra İbrahim Bey kullanıyordur. Biliyorsunuz para konusunda çok cömerttir kendisi. Cimri olduğu için kendi uçağını kullanmıyor. Yüksek ücret ödeyerek kiraladığı jetin temizliğine takmış bir kere Demet Hanım. Israrla deterjanlı su istiyor. Bir deterjanlı su şuralara, şöyle tavana. Leş gibi annem, leş gibi. Boş bir günüm olsa geleceğim temizleyeceğim. Çok neşelisiniz diyoruz, şakayla karışık göndermesini yapıyor İbrahim Bey'e. Neşemi hiçbir şey bozamaz. İbrahim Tatlıses'te bizim aramızdaki sorun Mars'ın kırmızı gülü dayanıyor diye bir açıklama var. Bu nedir? İkinci duymak istemediğim adamın adını da söylüyordum. Yok yani İbrahim Bey'le de alakalı hiç konuşmak istemiyorum. Programına çağırdı sağ olsun diye çıkacağım diye öyle bir şeyler söylemişlerdi. Asla çıkmayacağım. Yani ölene kadar İbrahim Tatlıses'in programına çıkmayacağım. Seviyorum ayrı ama asla çıkmayacağım programı. Kimse unutmamıştır ama biz yine de hatırlatalım. Demet Akalın İbrahim Tatlıses'ten kiraladığı uçak için leş gibi yorumu yapınca tokat gibi cevap gelmişti İbo'dan. O benim nasıl bir bineci olduğumu bilirsin. Ben eşi leş atlara binmedim. Ticaretle şaka olmaz. Bu sözler üzerine Demet Akalın İbrahim Tatlıses'i mahkemeye vermiş ama araya giren dostların etkisiyle şikayetini geri almıştı. Buzların eridiğini düşünüyordu herkes. Ama Demet'in hiçbir zaman onun programına çıkmayacağım sözleri hiç de öyle olmadığını gösteriyordu. Çıkmayacağım da. O zaman kırgınlık hala çok büyük. Tabii büyük olmaz mı yani? Benim sülalem ve ailemle aramı bozan bir laf o. Bu çekim bir laf. Onun için de kaldırmış değilim şu anda o lafı. Kendin bir cümleyle her şeyi bitiren. Hafta. Özür dilerim. Buyurun. Özür dilerim. Buyurun İbrahim. Ya programı bırakır giderim. Ya da bu işe adam gibi bir el koyacaksa adam gibi bir el koysun. Böyle şarkı okutulmaz. Böyle bu çocuklara böyle şarkılar okutulmaz. Ne oldu İbrahim Bey? Ben şimdi size de soracağım. Buyurun. Bu şarkıyı kim karar veriyor? Mikrofona abi. Kim karar veriyor? İşte şarkılar seçiyor. Hangi ileri zeka veriyor? Onlar değil. Yani, onlar değil. Şarkıyı seçiyor. Ayıptır ya. Bu şarkı bu çocuğa okutulur mu? Zor şarkı. Bana 3 ay verecekler, ben bu şarkıyı adam gibi yerine getirip okuyamam. Utanç verici bir şey yani. Eğer bunu 6 film yapıyorsa yine utanç verici. Ayıp ya. Çocuğu yaptınız Levent. Ne o? Sezen Hanım'ın şarkıları. Levent. Ayıp ama ya. Şimdi evet, biz de puan vereceğiz bu çocuğa. Lafları ezberleyemedi, bilmem ne yapamadı böyle şarkılar. Piyasa şarkıları, herkesin bildiği kolay basit şarkılar ve güzel şarkılar seçeceksiniz. Kim ben inanıyorum ki sizin de değil. Sen mi istedin oğlum bu şarkıyı? 5 tane şarkı verdim. Evet. Arasında bu da vardı, hareketli. Evet. Ne vardı? Bunu dediler oku. O seçildi. Sen profsun ya, profesörsün. Ananın karnından şarkıcı çıktın. Al oğlum bunu oku dediler. Yazık günah ya çocuğa. Vallahi ayıp. Evet olmadı. Peki. Olmadı. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Bakın bana şikayetler geliyor. Bana 5 tane şarkının arasından seçin. Gülhan Hanım bana şikayetler geliyor. Diyorlar ki biz istediğimiz şarkıları söyleyemiyoruz. Peki bundan sonra şey. Tamam öyle yaparız. Bundan sonra tamam. Bundan sonrası yok abla, kurban olayım ya. Ayıptır tamam, ya. Tamam sinirlenmeyin. Ne güzel başladık. İbrahim Bey hiç gelmiyor. Ya eşarbını sen eşarbını yan bağlama şarkısını. İnternete giriyorlar. Aa bu şarkı tamammış diyorlar. Yani bunu artı filme söylüyorum lütfen. Allah aşkına ayıptır ya. Böyle şarkılar okutulur mu çocuklara ya? Bana 100 milyar üstüne para verecekler. Ben okumam bu şarkıyı. Bildiğim bir şarkıyı söylerim abi. Bu şarkıyı niye okuyayım? Kendimi şey yapayım, küçülteyim. Peki İbrahim Bey bu dikkate alınacaktır. Ratinglerinizi görüyoruz yani Sayın Sultan. Sayın İbrahim Bey. Ama benim 10 yılımı verdiğim eğitimime Hicaz makamında konuşurken İbrahim Bey, efendim siz ne anlarsınız o efendim kalmıştı bağlaması diye bana müdahale ederse burada hiç olmazsa onu bırakın İbrahim Bey. Siz ne anlarsınız yani bu diye halk, bir cümle kullanmadım bu değil. Bu halk sizi başınıza tac etmiş. Dinler bırakın misiniz? Oturun.
Muazzez Hanım. Çok güzel reytingleriniz var. Muazzez Hanım. Belli reytingimizden. Muazzez Hanım. Hayır, hata siz yapmayalım. Beni dinleyeceksiniz. Hata yapmayalım. Önce siz hata beni... Hata yapmayalım. Çünkü ben hata yapmıyorum. Hiçbir zaman kusur etmem ben size. Ben 10 sene diz dövdüm, emek verdim. Olabilir. Ve kendimi, haddimi biliyorum. Olabilir. Bir kenara aynen, çekildim. De. Sizin gibi reyting kaygım yok. Bir kenara çekildim. Ama benim sanatıma... Siz, hele siz. Hele ben hiç etmem. Tabii ki Elif'i görseniz Mertek sanırken. Tabii ki edemezsiniz. Edemezsiniz değil, etmem. Dağda hak bir sesiniz var. Başımızın üstüne tac ettiğimiz. Lütfen. Muazzez Hanım, sizin kulağınız duymuyorsa kusura bakmayın. Ben sizinle notayı benim tartışmıyorum. Benim kulağım duyuyor. Bakın, duyuyorsa benim meselam o zaman nota değil. Benim meselam nota değil beyefendi. Ama siz notayı söylüyorsunuz. Ben de size dedim ki... Ben bir de size yaşam dedim biçimi. Ki, ben de size dedim ki, siz notayı konuşunuz. Ben de dedim ki, çocuk notayı siz zaten yanlış basmadı. Siz pavyonda okurken ben sabah 9, akşam 5 radyoda bunun eğitimini görüyordum. Fark etmiyor. Bu kadar eğitimi, eğitimi bu kadar ayak altı etmeyin efendim. Lütfen. O zaman göndermeyin çocuklarınızı okula. İbrahim'i tatlı ses 30 senede bir çıkar. Ona kanmayın. Şurada anlaşamadık. Eğitimi bu Muazzez kadar Hanım, ayağınızın Hanım. Altına almayın. Muazzez Hanım, şurada anlaşabilir miyiz? Biz her zaman anlaşırız. O zaman bir şey söyleyeyim. Her zaman. Şimdi o zaman bir şey söyleyeyim bakın. Siz notayı söylediniz. Ben notadan bahsetmiyorum. Ben çocuğun teli havadan dolayı, nemden dolayı tel kendini bırakır. Bastığı perde pes geldi bana. Ben de sordum. Evet doğru dedi çocuk. Sen dur da dinledi. Biz notayı tartışmadık. Tabii ki ben notayı sizin kadar bilmem, konuşmam bile. Ben nota bilmiyorum ben, İbrahim Bey. Ben sizin eğitiminize benim meselam nota değil. Onu eğitim söylerseniz çok meselesi. Üzülürüm. Ben en son size saygıda kusur edecek ben notadan bahsetmiyorum kişiyim. İbrahim Bey. Neden ediyorsunuz? Yaşam biçiminden bahsediyorum. Ben sabah 9, akşam 5 ve gece saat 1. Ya ne yapayım yani gitmişseniz Muazzez Hanım sabah 5, akşam 9. Ben de hiç gitmedim. Nasıl olacak? İşte olmuş. Ben de hiç gitmedim. Benim karşımda nota bile herkesin hayır, bakan nasıl, bilmiyorsun. Ama nasıl ama olmuş? Yapma abla. Ama nasıl ya. Olmuş derseniz siz 30 yılda bir çıkıyorsunuz. Ben abla önemli değil ki. Ben ne zaman size saygılık kusur ettim? Siz 30 durdum. Yılda bir ben çıkıyorsunuz. Ben onu şey espriyle karışık söyledim. Sen onu hayır, ama yaptın. Siz böyle mesaj vermeyin. Ben mesaj vermiyorum. Ben doğruyu söyledim. Benim notam yok, rotam var dedim. Benim kulağım duydu, pes bastı. Yanlış mı bastın? Doğru mu bastın? Anlat. Ben senin notanı... Hayır sadece o değil, bütün... Sen başladın Hicaz makamında, bana bunu konuşma. Beni denetime alma abla. Ben karşında bu şekilde konuşamam. Yok notayı şey, fayı bilmem ne bastı, onu ben yapamam. Ama benim kulağım duydu, ben 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir demiyorum. Ben, kulağım hassastır. Küçük bir detone bastığı zaman duyarım, rahatsız oluyorum. Bu da müzisyenliğin Allah'ın bana bir vergisidir. Ne ben zamandan beri duyuyorsunuz? Her zaman duyuyorum ben. Olamaz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. İbrahim Bey sizinle devam edeceğiz. Buyurun efendim. Güzel kardeşim. Bak çok güzel bir şarkıcısın. Ciddi anlamda söyle. Bir de çok edepli bir adamsın. Yani bakışın, gözlerin, mimiklerin o kadar böyle terbiye yüklüsün ki, edep yüklüsün ki. Adap bilirsin, edep bilirsin. Saygılarımı iletiyorum. Ben de saygılarımı sunuyorum. 9 puan geldi İbrahim Tatlıses'ten de. Çok teşekkür ediyoruz ADM ve Gülden Karaböcek'e. Sağ olun efendim. Evet. Hayır efendim. Muazzez Hanım. Muazzez Hanım siz yanlış söylüyorsunuz. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben doğru başka söylüyorum şey. Dediniz. Doğru söylemiyorsunuz. Siz kendi açınızdan doğru söylüyorsunuz. Siz ben dediniz. De kendi açımdan doğru siz söylüyorum. Siz dediniz. Muazzez Hanım susun. Biz onları kastetmiyoruz. Siz başka yerden ele alıyorsunuz. Ben susun demedim Muazzez Hanım. Öyle dediniz. Ben sizden bir tek şey rica ediyorum. Benim bu televizyonlarda reyting kaygım yok beyefendi. Kasetlerden de satış kaygım yok. Beni şurada rahat bırakır mısınız? En azından bu halk Muazzez Abacı yapıp beni gönlünün bir kenarına koymuş. Ben de bu işe yıllarımı vermiş. Beni lütfen rahat bırakın. Bunu inkar eden benle, var mı? Benle, bunu inkar eden var benle mı? Benle oynamayın öyle. Ablacığım ama efendim, sen ikide bir kendi ben bunu yaptım ben bunu yaptım yaparsan kurban olursun. Benim yerlerim, biz sana 30 yollarım senedir tanıyoruz. Çok ayrı efendim. 30 senedir de hizmet veriyoruz çok sana. Çok ayrı efendim. Siz bir AB'ye mi çıkacaksınız?
bilmem nereye mi ineceksiniz? Orada bir reytinginizi tutturun, ortalarda sürünüp durmayalım. Efendim, çok özür diliyorum hepinizden. Müsaade ederseniz dönmek istiyorum. İbrahim Bey, Muazzez Hanım, ikinizden de rica ediyorum. Sizler çok ben eski, çok özür diliyorum. Bir ustadır, tabii ki. Ablamızdır, tabii ki. Saygı duyarım. Bayandır, saygı duyarım. Sanatına saygı duyarım, sesine saygı duyarım. Hiçbir bir zaman dakika kusur yapmam. Bir dakika sonra unutuyorsun İbrahim. Neyi unutuyorum? Yele gelip unuturuyor. Ben unutmam abla. Evet, sen kafanı affınıza karşı. Sığınıyorum efendim. Senin affınıza sığınıyorum. Sizler saygılar. İkiniz de 30 yıllık dostsunuz. Sizler tabii ki en doğrusunu, en iyisini bilirsiniz. Aranızda konuşursunuz. Olabilir böyle şeyler. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili seyirciler, sıradaki yarışmacımıza geçmekten önce bir puan tablosu alalım. Adem 28 puan, Aytaç 28 puan, Tuğba 28, Didem 28, Fahrettin 27 ve bir tek Hülya'yı dinleyeceğiz. Hülya'dan sonra da bu haftanın finaline şunu yaklaşacağız. Şunu da bildirebilir miyiz? Özür dilerim. Yani, buyurun. Puanlar aynı, harfler ABC sırası, yani A'dan Z sıralamaya göre yazılıyor. Onu... Evet, tabii, evet, tabii, yok. Tabii, tabii. İlk dört ikisi de aynı puanda zaten. Yani dört yarışmacımızda 28 puanla birinciliği paylaşıyorlar. Evet. Demin tartışmasıyla ilgili önce bir şey söyleyeceğim. Karışmadım çünkü o kadar büyük bir dostluk, öyle güçlü bir bağ var ki aralarında, bana da düşmez karışmak. Size onun için buradan işaret ettim. Bazı yerlerde alkışlıyorsunuz, bazı yerlerde bir şeyler söylemek istediniz. Hep işaret ettim, yapmayın, girmeyin aralarına. Çünkü gerçekten çok büyük bir bağ var. Çok yani büyük biz şaka yaptık, espri yaptık, sen de yedin he. Yalan. Ben kahroldum be. Vallahi kahroldum. Ama şakaysa da ciddiyse de kesinlikle bir yanlış anlaşılma olduğundan eminim. Ben zaten onu şaka olarak evet. algılıyorum. Espri olarak algılıyorum. Hiçbir zaman çünkü haddimi sen, aşan hareketler yapmadım bu evet, yaşıma sen kadar. Sen her zaman hiçbir zaman benden bir gün dahi bir gününde olsa öyle bir saygısızlıkta bulunmam. Hele hele bu Muazzez abacı olursa. Evet. Hepimiz. Hepimiz. 30 senedir. 30 senedir. Hepimiz. 30 senedir biraz tanışırız, 30 senedir birlikteyiz. Tabii, öyle saygı, iki, laf, iki laftan birbirimize kırılacaksak... Doğru söylüyorsunuz. Saygı, saygı verilmez, alınır. Aynı evet. şekilde ben... Size vereyim bunu. Peki, yani şöyle yapayım. Seda Hanım, buyurun efendim. Teşekkür ederim. Olsun, o bana taş attı, ben ona gül vereyim. Buyurun İbrahim. Bunu da İbrahim Bey'e wow. vereyim. Şöyle yapalım efendim. Şimdi şeye geçtik. Eğitim şart. Karşılıklı eğitim şart. İşte. Eğitimsizlik şart. Şunu buyurun. İçine... Lale vereceğim abicim ya. Kendi lale alacağım. Devri. Heh. Çocuklarıyız biz. Evet, evet, lütfen. Evet. Bu gül, gül. Neresi gül ya? Lalem, ha şöyle. Teşekkür İçim gitti vallahi be. Üzüldüm. Çekin alt yazılarını yediririm sana sonra. Bu parmağını alır, kulağını kaşındırır. Türlü cehaletine rağmen çok önemli bir sestir. Onun için İbrahim Tatlıses konuşmalarına dikkat et. O geçirdiğin alt yazılarını yediririm sana sonra. Anladın mı? Sayın Ersoy Efendi artık bundan sonra ben cahilim ya, ben çok cahilim. Bana öyle demişler, sesine bir şey demiyoruz ama kendisi biraz cehaletine böyle parmağını da şey yaparak İbrahim Efendi kendine gel diye. Ben senin o parmağını alır, o parmağını alır kulağını kaşındırır. Sana bugüne kadar saygıda kusur etmedim. Kavgacı bir tip değilim televizyonlarda. Beni kendinize benzetmeyin. Sakın ola ki kendinize benzetmeyin. Ben hayatımda hiçbir zaman kimseye talimat verip de bu adamı öldürün demedim. Beni sinirlendirme. Bir de orada belden aşağı vurmalar var. Sesiniz güzeldir diye bu ülkede birçok şeyleri yaptınız, neler yaptınız ortadadır. Saygıyı kaçırırsanız sokağa çıkamazsınız. Bu toplum sizi her türlü kabul etmiş. Saygıyı da kaçırırsanız bir insanlara sokaktan sizi bilmem neye boğarlar. Hele hele bir iki laf etmişsin. Onu şimdi reklamdan sonra öğreneceğim. Eğer o lafları ettiysen yandın evladım. Çok doğru. Ya havle vela ben...
Bülent Ersoy'un Ferişte olsan yandın. Bunu tehdit olarak algılama. İbrahim Tatlıses, konuşmalarına dikkat et. Parmak uzatarak böyle sen milyonların sevgilisi olan İbrahim Tatlıses'e parmak, o parmağını kırarlar seni. Ben gelecek hafta inşallah ya elenmesem gelecek hafta. Ama ya gerçekten çok ya çalışıyoruz. Ya bu lafları ilk elediğimizden beri gelecek hafta. Evet, beni İstanbul'a götürün, beni Antep'ten oraya götürün, beni bilmem Ankara'dan bile götürün. Tatile tamam daha nasıl yapalım? Getirdik buraya. Halen önümüzdeki hafta bak ne olacak? Yok ya, milleti uyutacaksın. Hadi ben bir şey diyeceğim şimdi. İbrahim Tatlıses Bey, ben sana bir İngilizce şarkı vereceğim. Gelecek haftaya kadar lütfen öğren ve yorumunu kat, her şeyi yap. Çok güzel olacak. Olur. Sen ne zaman biz sana yani ben şahsım adına bir defa yalancısın dediğimde çok doğru söylemiştim. İyi bir şarkıcı değilsin. Böyle olağanüstü bir şarkıcı değilsin. Gevrek bir sesin var. Zaman zaman seni konuşturduğumuz zaman seni konuşturduğumuz zaman sempatik hale geliyorsun. Ben bunu özellikle yapıyorum. Senin ezilmeni istemiyorum ama sen bazen edep sınırlarını aşıyorsun mesela. Bir şey diyeceğim. Bana demiştiniz ki Beni iyi dinleyeceksin bir defa bir. Sen bir kız çocuğusun ve bir bayansın. Sana kesinlikle bir hakaret, kesinlikle bir laf ağzımı açamam, mümkün değil. Ha sana söylemişim, ha anneme söylemişim. Hakaret yaptın ama hatırlıyorsunuz. Diyorsun ki peki devam edelim. Bir saniye arkadaşlar devam edelim. Diyorsun ki o zaman ben sana bir İngilizce parça vereyim. Bir haftada ezberle yorumunu kat söyle. Biz sana Türkçeleri veriyoruz okuyamıyorsun. Nasıl ezberleyeceğim ben İngilizceyi? Yani böyle bir cümle sana yakıştı mı? İşte ben onu diyorum. Sana yakıştı mı? Ben Türkçeyi... Kızım sana böyle bir cümle yakıştı mı? Tamam ben bir şey demeyeceğim. Sadece şimdi bir tek bir şey laf söylersem, diyeceğim. Sen bir laf söylersem haftaya elenirsin biliyor musun? Niye diye sorarsan. Çünkü sen sevenleri olan bir insana diyorsun ki İngilizceyi... Yani bu çok bana ayıp değil ama sen... yani korsede yakışmış Allah var. Göbeğini kapatmak için. Evet Madonna da giyiyor bunu. Britney Spears de giyiyor. Teşekkür ederim. Kim? Kim? Yakışmış diyor. Madonna, kiloluklu elbise yok. Madonna da giyiyor. Britney de giyiyor. Britney Spears. Kim o? İdo Yoso, İdo biliyordur. Evet. Bir şey demiyorum. Konuşun. Güzel kızım. Güzel evladım. Kendine bir koreografi çiziyorsun. Elinde bir şeyler. Şimdi iyi bir oyuncu olsan onları yap. Geçen hafta elini böyle yaptın. Sana anlattım gözlerini kapat diye. Senden muhatap olmayacaktım. Yine puan alıyorsun diye oluyorum şimdi mecburen. Puan alasın diye oluyorum. Ama bana diyorsun ki İngilizce oku. Allah cezanı verecek. Fransızca desen tamam. Demiştiniz ki sesim o kadar güzel değil demiştiniz. Normal, gevrek falan dedin. Evet. Ya biz niye ne diyeceğim? Buradayız? Kalın mı diyeceğim? Yok. Biz sen... niye buradayız? Çünkü peki, seslerimizi geliştirmek Türkçe için, olarak, şarkı Türkçe olarak, söylemek için, Türkçe insanları olarak, eğlendirmek için. Türkçe olarak! Evet. Gevreğin manasını biliyor musun? Gevrek ne demektir? Yani böyle ince. Hayır. Kıvrak bir sesin var. Yani... Gevrek ses olarak kullanılmaz. Simitte kullanılır gevrek. Yani çok yumuşak, kulağa ruha hoş gelen bir ses tonun var. Yani çok güzel yuvarlayabiliyorsun kelimeleri. Yani vesaire, gevreğin anlamı vesaire. Yumuşak anlamındadır o. Ama sen bu geçen haftadan, yani bu hafta geçen haftadan çok iyisin. Bir yerde akord oldun, deton oldun hocanın da dediği gibi. Onun dışında bir sana daha bir şey demedik. Şarkı cır, 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 Allah bir dil verip pabuç. Aylin. Şarkın yanlış. Bu şarkı sana olmamış bir kere. Baştan en önemli ana şey bu. Yani... İnşallah elenmezsin ya Rabbi. Amin. Çünkü haftaya malzeme lazım bana. Çok iyi bir malzemesin benim için. Ha maşallah vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ ol. Herkese çok sağ ol. İbrahim Bey. Boğazınızı şöyle bir temizlediniz. Konuşmaya mı başlayacaksınız? Yok, yani konuşacağım tabii de.
fazla değil. Yalnız benim İngilizce anladığım bir konu değil. Oxford'da bu dersi vermediler bana. Oxford'da İngilizce yok. Zaten kızımızın da söylediği gibi İngilizcesi yok ki gelsin bir tane şarkı öğrensin. Ben İngilizce okuduğu için pek yorum yapamayacağım. Arada detoneler oldu. O doğru. Yani ben sesin gidişatına bakıyorum. Yani parçanın burasında ne vardı onu bilmem. Bilemem. Ama işte her hafta olduğu gibi bu hafta daha iyi olacağım. Bir de fazla eleştirmek istemiyorum. Babası belki bizi mahkemeye falan verir diye şey yapıyorum. Bence bu konu komik değil. Bence bu konu komik değil. Babamı aşağılıyorsunuz burada. Aa. Ben beğenmiyorum. Hayır Aylin'cim. İbrahim Bey. Hayır. Babası belki mahkemeye verir beni. Bunlar olmaz. Hayır. Lütfen. Sevgili olmaz izleyiciler mı? Lütfen. Lütfen. Kesinlikle doğru değil. Lütfen. Sizin babanız burada misafirimiz. Başımızın tacı kızım. Ya Türkçeyi tam öğreneceksin. Her şeyi konuşuyorsun. Bış bış bış. Siz burada jüri olaraksınız. Bu bana lafın, eleştiri lafın, vermeniz hayır, gerekiyor. Kızım. Babası belki mahkemeye verecek diye orada baban, oturuyorsunuz. O zaman bana baban, bir şey demeyeceksiniz. O zaman ben nasıl daha iyi olacağım? Baban lütfen bunu bana söyleyiniz. O zaman baban televizyonlara konuşmayacak kızım. Bence siz de konuşmayın o zaman. Aylin'cim. İbrahim Bey jüri üyesi olarak orada. Bence birbirinizi biraz yanlış anlıyor olabilirsiniz. Aylin'cim bir şey söylemek bu konu, istiyorum. Buyurun pardon. Bir şey söylemeyin pardon. Bir şey söylemek sen istiyorum sen pardon. Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Sevgili konuklarımız lütfen. Arkadaşlar. Deniz Hanım bir şey söylemek bir istiyor. Bir şey söyle. Sevgili konuklarımız izin verirseniz. Buyurun Deniz Hanım. Aylin'cim bak. Her şeyden önce sen bir yarışmadasın. Her türlü eleştiriye açık olacaksan bu mesleği yapmalısın. Sesimle ilgili, babamla ilgili değil. Babamla tamam, ilgili bir... Babam yani bu yarışmanın dışında. Aylin'cim sen ne olursa olsun bir yarışma platformunda babanla ilgili ne söylemiş olursa olsun, hatalı dahi olsa, sen bununla ilgili saçma sapan bir şeyler söylüyorsun. Yapmamalısın bunu ya. Hayır. Kimsenin senin babana bir şey dediği yok. Peki. Olayı ne kadar saçma sapan saptırıyorsun. İbrahim Bey senin baban başka türlü. Senin baban televizyonda demiş ki benim kızıma yorum yapmasın, kızıma şey yapmasın. Onu siz de televizyonda dediniz ki Aylin bir çocuğun elini tuttu. Ya benim namusum, tamam, benim şerefim yok mu? Burası mahalle değil. Aylin'cim sen şimdi burası, biraz dur. Burası mahalle değil, burası yarışma. Sen babana mektup yazıyorsun. Babana işten konuştun mu? Oradan mektupla konuşuyorsun. Hayır, babama konuşmuyorum. Türk halkına konuşuyorum. Baban da orada. Baban da orada suladan ağlıyor. İkinizin elim arasını yemeyecek bu millet. Türkçem yetmediği için. İkinizin de millet yemeyecek. İbrahim Bey, biraz sakin olalım. Sevgili konuklarımız. Sevgili konuklarımız. Ben. Yarışmamız devam ediyor izninizle. Ben babama, bir dakika. Bir dakika bekleyeceksin. Ben babama, anneme, kızımla çocuklarıma konuşursam mektupla konuşmam. Oradan konuşuyorsun çünkü mektup Türkçen okuyorsun. Çünkü Türkçen yetiyor. Mektupla konuşuyorsun babana. Baban da orada duygulanıyor. Bu millet bir sefer yer kızım sizin bu cilvelerinizi. İbrahim Bey. Bir daha yemeyecek. Ben konuşmayacağım. İbrahim Bey. İbrahim Bey, Aylin Türkçesi yetmediği için o mektubu yazmak istediğini söyledi. Bir de babasına bu duyguları... ne ilettikten ya bırakın, sonra herhalde bu biraz daha yetmedi. Hassas bu ayakları da bırakın ya ne yetmedi. Peki, ya. Peki teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Garo Mafyan devam edebilir mi lütfen? Her türlü şey konuşuyor. Ay. Şey yetmemiş. Şimdi, İbrahim Bey pardon. Buyurun Garo Mafyan. Dün anneler günüydü. Annelerimizin anneler gününü hakikaten bütün sevgilerini kutlarım. Popstar'a başladığımız ilk günden beri ilk defa hayatımda rahatsız olduğum bir gece ve rahatsız olduğum bir an. Ne oldu? Canım kızım, sana bir tek şey söylemek isterim. Geçen hafta Selçuk taklidimi yaptı. Belki haklıydı, belki haksızdı. Çok güzel şeyler yaptılar. Acaba hiç düşündün mü Aylin'cim? Babama bunları konuşmak için geç mi kaldın diye hiç düşündün mü? Babana çok geç kalmışım bunları anlatmak için. İlk gün geldiğinde babana bunları anlatabilirdin. Babanın Kıbrıs'ta, annenin Avustralya'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Babanla arandaki olan her kelimeyi keşke aranızda olarak kalsaydı.
Biz... Bize ne anlatıyorsunuz televizyonda? Sömürü yapıyorsunuz İbrahim millete. Bey, İbrahim Bey, özür dilerim. Bize ne anlatıyorsunuz İbrahim burada? İbrahim Bey, bir dakika müsaade eder misiniz? Ne olur özür dilerim. Baban sana ilk başta terbiye öğretecekti. Şimdi. İbrahim Bey, lütfen. Ya sinirleniyorum ama ya. Tamam, sinirlenme. Sinirlenme. Okey, bir dakika. İbrahim, uzatma. Peki. İbrahim, uzatma. Müsaade eder misiniz? Pardon. Hayır, bir şey söyleyeceğim. İçerideki yarışmacılar da geriliyor. Boş, hadi boş tamam abi, bırak. Tamam, tabii, bitti. Bir şey söyleyeceksen bırak bitsin ya. Peki. Biz bu akşamı yaşamamış olalım. Babana olan bütün sevgilerini, hakikaten kelimelerini çok hoş karşıladığımızı düşünelim. Babacın da burada seni büyük bir keyifle seyretti. Hı hı. Ama dediğim gibi bu akşam bu konuyu kapatalım. Hiçbir şey olmamış gibi yarın akşama taşıyalım. Olur mu kızım? Baba sevgisinin kutsallığıyla kalsın bu konu burada. Lütfen. Ailenin masum duygularıyla çok teşekkür ediyoruz jüri üyelerimize. Aylin'e oy vermek isteyenler 102-102 Aylin'in aday numarası. Mesaj numaranız 2955. Mesajlarınızı 2955'e gönderiyorsunuz. Eğer Almanya'dan oy gönderiyorsanız numaranız 87-777. Benim kedim öldüğü için iki dakika ihtiram duruşu. İhtiram değil, saygı duruşu. Saygı duruşu son anlamı. Ben güzel şeyler konuşmak istiyorum. Kötü şeyler anlatmak istemiyorum. Peki, Deniz'cim. Deniz'cim. Kızın Türkçesi de az. Tek tek yavaş yavaş konuşalım, değil mi? Değil mi? Ya bir çok seri konuşursak anlar mısın? Anlarım. Anlar mısın çok seri? Ama sizin gibi hızlı konuşamam. Nasıl? Bak ben anlayamıyorum. Hızlı konuşamıyorum. Bir tane arkadaş var. Yani sizin el ele tutuştuğunuz arkadaş. El ele tutuştum. Olmadı. Dün. Olmadı. Abi kısa saçlı bir tane iri yani. Hepsi kısa saçlı ama. Nasıl hepsi kısa saçlı? Yani uzun saçlı İbrahim mı? İbrahim ha? İbrahim de. İbrahim Bey kim? Var ya İbrahim. İbrahim değil, hayır. İbrahim Tatlıses burada. İbrahim diye bir yarışmacı var ya, o yemekteki gece dans etmiş. Hayır abicim değil. Galiba dün adamdı. Abi şimdi gözüme mi inanım, size mi inanacağım ben? Biz bilmiyoruz ki ne inanacağız. Hem de böyle yani, böyle. Görmedik ki sizi. Evet. O biliyor kimden tutuştuğunu. Evet. Yani netice alırken böyle bir şey beklerken. El ele tutuşmadım ama el ele tutuşsam bile yani size. Affedersin, sizi ilgilendirmez. Ben değişik bir kültürden geldim. Avustralya'dan geldim. Avustralya'da öyle el ele tutuşuyorlar mı? Evet. Yapmadım ama tutuşuyorlar. Yapmadım. Yani el ele tutuşmak ne ki? Daha neler var diyorsun. Ha? Öyle demiyorum ama. Hanım biz şey, filmi mi çeviriyoruz burada? Efendim? Yani aynı evde buluşalım, ne yok? Ne? Biz evleniyoruz. Biz popstar seçiyoruz. El ele tutuşma evet. Şeyi seçmiyoruz. Ama şey star değil. Türban star değil. Hı? Popstar, pop. Ha. Bunlar her yerde oluyor, her zaman oluyor. İki günde? Ben yapmadım. Tamam mı? Ben yapmadım. Ama yani yaptıysam sizi ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor işte, bizim puan şey oluyor o zaman. Puan şey oluyor. Şarkı evet. Söylüyorum, puan şey oluyor. Evet. Tamam. Ya. Siz yani dışarıdan geldiniz diye burada dudak dudak öpüşecek bir haliniz yok. Dudak dudak öpüştüm bile. Yani öyle bir şey yok ama. Siz öyle anlatmak istediniz. Daha el tutma ne ki dediniz bir de. Size bağlı yani, nasıl? Ya ben yalan mı söylüyorum? Evet. 50 yaşında adamım. Hı hı. Yalan, yalan söylüyorum. Kameraları, bantları karıştırırsam, sana gösterirsem utanır mısın? Utanmam. Niye? Çünkü yapmadım. Nasıl göstereceksin ki? Vallahi yaptım. Şunları açsana bir görelim bakalım. Yok açmam. Var, sende hafif açmam. Bir göbek vardı. Aç, aç. Açmam. Şey ya... 5 kilo kaybet dediniz, kaybettim. Hala rejimdeyim. kaybettim. Arıyor musun? Efendim? Aramıyorsun değil mi kaybettiklerini?
Peki hata mı yaptım sana 5 kilo? Ne dedin? Kara abi eskirini yaptı gördüğün gibi. Ne dedin? Arıyor musun kaybettiklerini dedi. Yaptı eskirini. Sen ne dürüst bir kızsın ya. Nasıl yani? Ne bileyim şeysin, hazır cevap, çok severim öyle tipleri ben. Bir de akıllısın, akıllı. Ali, niye performans düştü bu kadar sende? Çok güzel başladın. Evet, bak şimdi anlamıyorum. Siz bana diyorsunuz ki birazcık daha böyle duygusal, birazcık daha çok daha duygusal, işte kendimi vermem gerekiyor. Ama veriyorum, anlamıyorum. Belki dili doğru dürüst anlamadığım için öyle oluyor yani. Hayır. İlk gün dinlediğimizde hakikaten hepimiz keyif aldık kızım. Çok keyifliydi, her şey çok güzeldi. Ama İngilizceydi. Fark etme, Türkçe de çok güzel söyledi. Hatırlarsan bir akşam sana Deniz Hanım dedi ki, sen bir gecede Seyahat Habibi parçasını ezberledin ve söyledin değil mi? Evet. Çok güzeldi. Bu akşam da öyleydi. Lale söyleyemedin. İşte söyleyemedim ama tabii. Bilmiyorum niye. Baktım böyle İbrahim Bey'e, o bana böyle bakıyor, ben unuttum, hepsini unuttum. Gitti. Yani bu... Nasıl yani? Enteresan. Sana... şimdi kabak benim başıma mı patladı? Araştırmamız gerekiyor. Yok yani öyle değil. Hani elini beline attın, elini tuttun. Şu açsana bakayım, sen o musun? Ney? Kalçadan şu şeyini, şeyin, evet buradan. Kalçadan. Şuradan. Şurada etler var. Biraz var bakayım. Ne yapayım? Ailede. İşte o sensin. Niye yalan söylettiriyorsun bana? Sen benim etlerime mi bakıp şey yapıyorsun? Yani? Hayır, etlerine bakmadım. Yani öyle görünüyordu. Oradan tanıyacağım. El ele tutuştum. Sen misin? Yani başka birini. El ele tutuşmak benim hemen bu taraflarıma mı baktın? Ayaktayken. Aylin hemen etler var Aylin. Nasıl etler var? Etler var. Kasap ki Allah cezanı ayarlar bir şey ya. Ruhumu sıktı. Yalan söylüyor durup dururken, yüzüme baka baka. Ne kadar? Sen burada arkadaşın var mı yok mu? Efendim? Arkadaşın var mı yok mu? Hepsi arkadaşım. Olmaz öyle değil, bırak. Erkek arkadaşım da var burada. Aa, hangisi? Erkek arkadaş. Nasıl, kim? Yarışmacı mı? 10 tane var. Yarışmacı mı? Evet. El erkek işte. Ve arkadaş. 10 tane erkek arkadaşım var diyor. Ya, sallıyor ya. Of. Bana mı? Ben mi şıkım o mu şık? Bana inanacaksınız. Ben doğruyu soruyorum. Gören benim. O gösteren. O zaman niye göz kontakçı yapmıyorsun bana söylerken? Nasıl? Yani bana konuşurken gözüme bakmıyorsun, yere bakıyorsun falan. Bir saattir seninle konuşuyorum kızım. Benimle konuşuyorsan mı böyle falan yapıyorsun? Bunlara anlatıyorum durumu. Onlar yani onlara bakman gerek yok ki bana sana bakıyorum, sen bana yalan bana söylüyorsun diyorsun. 50 yaşındaki bir insana yalan söylüyorsun diyorsun. Daha 18 yaşındasın. Ben sana niye yalan söyleyeyim? Ben gördüğümü söylüyorum. İstersen gelip elini öperim İbrahim abi. Ondan sonra söylerim ki gerçekten yalan söylüyorsun. Nasıl söylerim ki? Yani ben saygım şey var ama diyor ki yani sayıyorum seni ama yalan söylüyorsun. Elini öperim yalan ama söylemiyorum, yalan söylemiyorum. Yemin ederim söylemiyorum. Bir de güzel yemin şey ediyorsun. Söylüyorum. Evet, bravo. Vallahi billahi. Hem de ayağını kaldırdın mı sen? Tarif ederim, kalk abi. Neyi? Kalk tarif edeyim, nasıl tutuştuğunu. Ey Allah'ım. Filmde çevirmeye başladık. Bak aynı böyle. Canlandırma yapıyorsun. Ona normal şarkı söylüyordu böyle, derken hepsi birlikte. Şu, bak şu. Yemin ederim bu. Ne var bunda? Yalan söyleme. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu şarkıları söylediler ya aşağıda. Ben o şarkıları bilmiyordum, o yüzden uzak kaldım. Nasıl elimi 2 metre uzattım böyle? Maşallah evladım. Yedi beni, yedi. Yedi bu beni. Böyle bir yalan yok. Böyle bir yalan yok. Açmıyorsun bak korkundan. Korkum yok ki. İstersen göstertirim. Yok göstertme. Pantolondan fışkırıyor zaten. Oradan çıkartırım. Sen misin değil misin? Neyse bu kadar espri yeter. Hastayım ben. Ama... Bir hafta önce hastalandım. Üzülür müsün kaybedersen? Gerçekten çok üzülürüm. Şaka yanına çok üzülürüm. Biz de şaka yapıyorduk şimdiye kadar ama bundan sonra ciddi anlamda, ciddi söylemek lazım. Yani ben espri yapıyorum ama hakikaten el ele gördüm. İnkar etme. Tamam, inkar etmiyorum. Sen her zaman haklısın. Ne demek? O bayanlar her zaman haklıdır. Onları savunmaya gerek yok. Sen gerçekten haklısın. Yani ben bir oğlanın elini tutuyordum. Ve hatta yani elle tutuşla bitmedi yani. El ele tutuş da bitmedi yani. Ne oldu? Ya. Sen nerede kalıyorsun? Kıbrıs'ta kalıyorum. Kıbrıs'ta?
Eyvah, tam yandık. Peki o zaman sana güle güle diyeceğiz. Gerçekten mi? Nasıl yani gerçekten mi? Yani peki sana. Yani orada biraz güle hafif güle espri yaparak yalan söyledim sana, doğru. Ama sen dedin ki hep iyi şeyler söyleyeceğiz. Dedin, hep kötü şeyler dedin. Evet, kötüleri söyledim. İşte kötüyü de söylüyorum. Olmadı diyorum. Ama yine göz kontak diyor yani bana söylerken. Abi nereye bakıyorsun? Ben ışığa mı bakıyorum? Nasıl olacak yani? Şeye mi geleceğim? Yanına mı geleceğim? Yani bence beni almazsanız sonradan üzülürsünüz. Vallahi ben çok çalışkanım o yönde. Çok akıllı, acayip akıllı bir şeysin sen. Vallahi tebrik ederim. Aferin Aylin. Gerçekten ama mi? Güle güle. Zekan, ne aferin yani. Zekan da fışkırıyor, o da iyi. Ama güle güle. İşe yaramadı biliyor musun? Bir ilk defa, ilk defa güle güle birine gülerek söylüyorum. Tamam. Ama ne yazık ki. Allah da seni güldürsün. Allah sizi de güldürsün. Amin. Bay bay. Tamam gidiyorum ama beni bir daha çağırırsan gelmeyeceğim. Tehdit mi diyorsun bize? Yoldasın hep sahibine bak. Hadi ana, hadi güle güle. Çok teşekkür ederiz gösterdiğin performansa, sağ ol. Ben de gerçekten. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ama bir takım eksiklikler vardı. Onu kendi aramızda şey yaptık. O yüzden karar verdik. 5 kilo artık rejim bitti benim için. Ben yemek. Hemen bir kebapçıya. Orada lahmacun falan. Hadi koş. Tamam hadi güle güle. Yok ya ben bugün yedim. Aylin. Efendim. Bakar mısınız? Beni çağırıyor musun? Aa, şok oluyorum. Yani niye? Bunu hiç beklememiştim. Gel buraya da sohbetimiz bitmedi, gel. Seyfo? Ay hiçbir şey söylemiyorum. Kızım kazandın güle güle. Kazandın güle güle, bayıldım. Aylin bir gün önce kendinden emin tavırları ve özellikle İbrahim Tatlıses'e verdiği cevaplarıyla dikkat çekmişti. Ama ne var ki elemelerin son gününde popstar olmayı çok isteyen Aylin de kendine güvenden eser kalmamıştı. Hala dereler hep seni çağlar, seni çağırır gül pembe. İçeri girmedin, ağlıyorsun. Sinirlerin mi bozuldu? Yok. Üzülüyorsun. Neye üzülüyorsun? Eğleneceğimi biliyorum. Neden biliyorsun? Nereden tahmin ediyorsun? Çünkü sen söylemedin. Ne oldu? Niye gözlerin doldu? Hı? Saçların güzel. Niye ağladın? Üzgünüm. Hı? Üzgünüm. Efendim? Üzgünüm. Neden? Bilmiyorum. Her şey yani stres. Mutlu değilsin yani. Allah seni karşıma düşürdü işte. Kime ağladın? Kime ağladım? Hı? Kime ağladın? Kim için ağladın? Kendi kendine mi ağladın? Kendi filanını mı gördün? Nedir? Ne oldu? Bilmiyorum. Eğleneceğimi biliyorum şimdi. Hı? Eğleneceğimi biliyorum. Uzatacaksın sonra diyeceksin ki teşekkür ederim ama eğlendim. Sen misin? Evet.
18 yaşındasın. Buradan nereye döneceksin? Eğer kaybedersen. Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta mı kalıyorsun? Babamla kalıyorum, evet. Görüştün mü ailenle? Bununla ilgili mi? Evet. Bu son görüştün mü? Bugün görüşmedim. Ne dediler? Ne dedin diye ben? Bugün görüşmedim ama dün konuştum. Dün çok böyle cıv cıv cıvdın. Ne oldu bugün? Gururum var İbrahim Bey. Gururum var. Gururum var. Gururum var. Dün sen bana hakaretler ettin. Dedin ki işte böyle böyle. Ben de yapmadım onları ve hayır dedim. Saygısızlık olmasını istemiyorum ama... Ne hakaret ettim sana? Sen işte bir oğlanın elini tutuyordun. Tuttum. Ya. Tutmadım. Halen iddia ediyorum. Işıklara kör bakayım ki tuttum. Valla billahi tutmadım. Yemin billahi ediyorum tuttum. Tamam sana da. Hem de o elenen çocuğu. Abi böyle tıknaz bir çocuk. Kısa saçlı. İsmini işte unuttum. Dün aradım bulamadım. 8-13'ü aramadım. Onun ismini aradım. İsimle onun resmi... elini tuttum ben. Tuttum. Ne var? Tutsam bir şey fark mi var? Fark etmez ki şimdi zaten. He? Fark etmiyor ki şimdi. Niye dün yalan söyledin o zaman? Yalan söylemedim. Söyledin. Yalan söylemedim. Söyledin. Söylemedim. Söyledin. Söylemedim. Yalan söyledin. Yalan söylemedim. Ben mi söyledim? Sen söyledin. Niye sen kabul ediyorsun da ben etmiyorum? Ben yalan söylemedim. Hayır, benim yalan söylediğin lafını kabul ediyorum da seninkini. Sen niye benimkini kabul etmiyorsun? Anlamadım. Sen bana diyorsun ki yalan söyledin. Hı. Ben de sana diyorum hangimizinki doğru? Herkes sana inar çünkü sen meşhursun, sen büyüksün. Yok ya. Sen benden büyüksün. Büyük olunca inanacaklar mı bana? Öyle geliyor. Hiçbir zaman bu gözler yalan söylemez. Göz ve mimik yalan söylemez. Yalan söylediği zaman belli eder. Saadete görelim. Neyse sana ben... Seni fazla da yormayalım. Kazanmak mı istersin, kaybetmek mi? Kazanmak. Kazanmak. Niye? Çünkü o kadar çok zamanımı verdim. Hasta hasta geldim buraya. 3 gündür uyumuyorum. Uyumaya çalışıyorum, uyumuyorum. Bak bugün bana göre ve diğer arkadaşlarıma göre sadece benim kararım değil. Sana karşı olan bir kinim yok. İnsan olarak seni seviyorum. Yani dün yaptığın esprilere de bayıldım ayrıca. Özellikle onlar espriydi ve ben o yaptığın şakalardan, yaptığın sana ne mesela cümleleri falan çok hoştu. Ben hiç ondan üzüntü de duymadım. En ufak bir kırgınlığım da yok. Seni sevdik ama buraya kadar. Ne yazık ki sadece benim sevmemle olmuyor. Teşekkür ederim. Okudun mu? Vedalaşmayacak mısın? Hı. Ha? Alo. Gitti suratımıza atar gibi ya. Ya ne var bunda kızıcı? Hayır, insan kaybedince bu kadar üzülür mü ya?
Ha? Benim bunu ne kadar istediğimi bilmiyorsunuz galiba. Ne için istiyorsun? Ha bilmiyorum yani, anlat ben de anlayayım. Fark etmez artık yani. Ha niye fark etmez ama insan hayallerini anlatmak mı diyorsun? Yani şunun için istiyordum, bunun için istiyordum. Ne için istiyordun? Benim hayallerimdeki şeyler. Küçüklüğümden beri. Beni de özlüyorsun ha. Beni de özlüyorsun. Ama biz karar verirken odada senin küçüklükten beri hayalini hayal hesap edemiyoruz ki. Nereden bilelim? Fark etmez artık. Teşekkür ederim. Gitmek istiyorum. Ha sen valizi suratımıza attın abicim ya. Ha? Bir vedalaşayım dedim. Onu da yapmadın. Gel. Gel. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hadi kazandın hadi. Şimdi kazandın mı kaybettin? Söyle bakayım. Nereden biliyorsun kızım? Ah buradan okudun he? Peki hadi bakalım. Evet. Garo Mafyan'la başlayalım. Aylin çok değişmişsin. Seni tanımakta zorluk çektik biliyor musun kızım? Çok değişmişsin. Çok güzel olmuş. Çok değişmişsin. Geçen haftalar parçalar, parça seçimi. Tabii ki bir takım etkenler var buna fakat. Yani koreografi hazırlamışsın. Ama tabii o koreografiyi değerlendiren sahnedeki yorumculardır. Ben değilim. Müzik adına iyi. Devam. Tebrikler. Burada ben Garo Mafyan'a bir şey sormak istiyorum. Ailen için değil. Geçen hafta bir sözünüz vardı. Dediniz ki yani bana arkadaşlarımdan telefonlar geliyor. Çok yumuşak davranıyoruz. Birazcık daha eleştireceğiz bu hafta dediniz. Ama daha şu ana kadar bir şey yok. Osman Tan eleştirecek bir şey olmazsa niye eleştireceksin? Yani eleştirileri o kadar güzel yapıyoruz ki ve arkadaşlarım hakikaten en ufak hassas noktalara kadar söylüyorlar. Ve bu yapıcı bir eleştiri ve en güzel noktaları söylüyorlar. Hayır arkadaşlar söylüyor da siz niye söylemiyorsunuz? Ama siz söylüyorsunuz Martin. Ben müzik olarak yani söyledim size. Arkadaşlar Erol Taş. Hayır estağfurullah. Vahiy Öz rahmetli. Detone olduğu zaman de söylüyorsun. Söz ona geldiği rahmetli. Zaman da zaten bitiyor. Ben Ahmet Tarık Tekçe. Edison, Ayhan Işık. Sürekli. İyi adamlar hep değil mi? Hep iyi adamlar. Söyleyin abi ne varsa ortalığı. Hayır karpuz, biraz bir şeyler var karpuzu dediniz. Karpuzu kırın ben... yani kırın karpuzu. Ben... Onu merak ettim. Bir şey var. Ufak ufak çekingenlik var tabii. Ufak çekingenlikleri her zaman bazı şeylere tolerans göstereceğimizi söylemiştik. Bariz hata olmazsa ki çocuklarımız bariz hata yapmıyor zaten. Her hafta çalışıyorlar. Bu çocuklar da bir insan. Ve deliler gibi çalışıyorlar hafta boyunca. Osman Tan bunu biliyoruz. Tabii. Burada olan ufak bir hatayı mutlaka tolere edebiliriz. Ama ben dediğim gibi yani belki bir yerde heyecanlandı, bir şey oldu. Olabilir bunlar. Gayet doğal insan şey ama olduğu zaman da zaten söylüyorum. Bir iki yerde bir şey hata vardı. Ne gibi hatalar? Kendisini geliştirmesi için bir hafta Hayır, boyunca. Parçaya girerken ürkekti. Birkaç yerde bir ufak detone oldu. Belki parça seçiminde bir hata da olmuş olabilir. Ha. Ama Aylin iyi şarkıcı. Bravo. Ben bu fikri o söylerim. Ayrılık mı ne bir yerde bir detone oldu? Ne şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ediyoruz Garo Bey. Buyurun. Bu yarışmanın üçüncü haftası. Evet. Üç haftadır. Aylin'de şöyle bir şeyi göremiyorum. Mersin'de gelip yarışmaya katılıp bizi havalara sıçratan Aylin'in performansını ben bu sahnede göremiyorum. Yani ya şarkı seçiminde bir yanlışlık var ya sahnede kendini çok fazla kasıyorsun ya sana üstüne yapılan şeylerden hoşnut değilsin. Bu çok önemlidir sahneye çıkan biri için. Kendini aynada beğenmezse o insan şarkıya asla konsantre olamaz. Çok önemlidir yani. Ya öyle bir şey var bizim bilmediğimiz.
Ama ya ben tatmin göre, olamıyorum bana göre, Aylin'in. Şöyle bir şey var. Müthiş söylüyor bu kızın çünkü Türkçesi normalde. Çok zayıf. Şarkıyı bir hafta içinde öğreniyor, evet. Yorum katıyor ve okuyor. Ama bu çok Seyfi zor bir Bey, şey. Ama Seyfi Bey Mersin'de de bize Türkçe söyledi. Yani Türkçe de söyledi, biz bayıldık. Hatırlamıyor musunuz? Ben çok zor çalıştığını zannediyorum. Çok zor şarkı çıkarabildiğini ayrıca tahmin ediyorum. Ayrıca şey diyordu bize, beni İstanbul'a götürün, bak beni kaçırmayın, ben çok çalışkanımdır diyordu. Evet. Biz de kaçırmadık onu ama... Ne diyeceksin Aylin'cim? Haklısınız. Bir şey diyemem. Yani haklıyız ne anlamda? Çalışıyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Sen de mi kendini hala ifade edememenin sıkıntısını taşıyorsun? O anlamda mı haklıyız? Hayır. Yani nasıl diyeyim? Çok çalışıyoruz ama... Bilmiyorum. Tabii ki ben de memnun değilim. Şimdi performansım bence neden rezaletti değilsin? Yani. Ne? Yok, rezalet değil. O kadar da abartma canım. Rezalet falan değil. Gelecek hafta inşallah. Ha? Kazan, ya elenmesem gelecek hafta. Ama ya gerçekten çok ya çalışıyoruz. Ya bu lafları ilk elediğimizden beri gelecek hafta. Evet, beni İstanbul'a götürün. Beni Antep'ten oraya götürün. Beni bilmem Ankara'dan bile götürün. Tatile tamam çıkıyor. Daha nasıl yapalım? Getirdik buraya. Halen önümüzdeki hafta bahane olacak. Yok ya, milleti uyutacaksın. Hadi ben bir şey diyeceğim şimdi. İbrahim Tatlıses Bey, ben sana bir İngilizce şarkı vereceğim. Gelecek haftaya kadar lütfen öğren ve yorumunu kat, her şeyi yap. Çok güzel olacak. Olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu da İbrahim Tatlıses ha, yani okur. Onu da söyleyeyim yani. Saygım var. Saygısızlıkla ilgisi yok mu yani? Sen ne zaman biz sana yani ben şahsım adına bir defa yalancısın dediğimde çok doğru söylemiştim. İyi bir şarkıcı değilsin. Böyle olağanüstü bir şarkıcı değilsin. Gevrek bir sesin var. Zaman zaman seni konuşturduğumuz zaman seni konuşturduğumuz zaman sempatik hale geliyorsun. Ben bunu özellikle yapıyorum. Senin ezilmeni istemiyorum. Ama sen bazen edep sınırlarını aşıyorsun mesela. Bir şey diyeceğim. Bana demiştiniz ki Beni iyi dinleyeceksin bir defa bir. Sen bir kız çocuğusun ve bir bayansın. Sana kesinlikle bir hakaret, kesinlikle bir laf ağzımı açamam, mümkün değil. Ha sana söylemişim, ha anneme söylemişim. Hakaret yaptın ama hatırlıyorsunuz. Diyorsun ki peki devam edelim. Bir saniye arkadaşlar, devam edelim. Diyorsun ki o zaman ben sana bir İngilizce parça vereyim, bir haftada ezberle, yorumunu kat söyle. Biz sana Türkçeler veriyoruz, okuyamıyorsun. Nasıl ezberleyeceğim ben İngilizceyi? Yani böyle bir cümle sana yakıştı mı? İşte ben onu diyorum. Sana yakıştı ben mı? Ben Türkçeyi... Kızım sana böyle bir cümle yakıştı mı? Tamam, ben bir şey demeyeceğim. Sadece şimdi bir ben tek bir şey laf diyeceğim. Söylersem, sen bir laf söylersem haftaya elenirsin, biliyor musun? Niye diye sorarsan, çünkü sen sevenleri olan bir insana diyorsun ki İngilizceyi, yani bu çok bana ayıp değil ama sen yani korsede yakışmış, Allah var. Göbeğini kapatmak için. Evet, Madonna da giyiyor bunu. Britney Spears de giyiyor, teşekkür ederim. Kim? Kim? Yakışmış diyor o zaman. Madonna, kilolukla ilgisi yok. Spears Madonna da giyiyor, Britney Spears de giyiyor. Britney Spears. Kim o? Aa. İdo Yoso, İdo biliyordu. Evet. Bir şey demiyorum. Konuşun. Güzel kızım, güzel evladım. Kendine bir koreografi çiziyorsun, elinde bir şeyler. Şimdi iyi bir oyuncu olsan onları yap. Geçen hafta elini böyle yaptın. Sana anlattım gözlerini kapat diye. Senden muhatap olmayacaktım, yine puan alıyorsun diye oluyorum şimdi mecburen. Puan alasın diye oluyorum. Ama bana diyorsun ki İngilizce oku. Allah cezanı verecek. Fransızca desen tamam. Ee,
demiştiniz ki sesim o kadar güzel değil demiştiniz. Normal, gevrek falan dedin. Ya biz niye buradayız? Kalın mı diyeceğim? Yo. Biz sen, niye buradayız? Çünkü peki, seslerimizi geliştirmek Türkçe için. Olarak, şarkı Türkçe olarak, söylemek için, Türkçe insanları olarak, eğlendirmek için. Türkçe olarak! Evet. Gevreğin manasını biliyor musun? Gevrek ne demektir? Yani böyle ince. Hayır. Kıvrak bir sesin var. Yani gevrek ses olarak kullanılmaz. Simitte kullanılır gevrek. Yani çok yumuşak, kulağa ruha hoş gelen bir ses tonun var. Yani çok güzel yuvarlayabiliyorsun kelimeleri. Yani gevreğin anlamı yumuşak anlamındadır o. Ama sen bu geçen haftadan, yani bu hafta geçen haftadan çok iyisin. Bir yerde akord oldun, deton oldun hocanın da dediği gibi. Onun dışında bir sana daha bir şey demedik. Şarkı cır, yanlış cır, Allah bir dil verip pabuç. Aylin, şarkım yanlış. Bu şarkı sana olmamış bir kere. Baştan en önemli ana şey bu. Yani... İnşallah elenmezsin ya Rabbi. Amin. Çünkü haftaya malzeme lazım bana. Çok iyi bir malzemesin benim için. Ha, maşallah, vallahi. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ ol, herkese çok sağ ol. Saygım sonsuz size, hepinize. Seyfi Bey'in de söyleyecekleri var. Ben yüzüm yok, rica ederim. Aa, estağfurullah. Seyfi Bey. Seyfu. Biraz olsun keyfu. Yan bakma, yan bakma. Kibarlık kadar, efendilik kadar güzel bir şey olamaz. Yavrum, ben senin çektiğin zorluğu anlıyorum. Ancak çok emek verdiğinin de farkındayım. Hiç emek yok, şu kadar bile. Aa, yemin ederim. Yok, öyle değil. Var mı? İbrahim Bey. Var mı? Ya sıfırdan hiç bilmediği bir şarkı ezberliyor. Onun için ne kadar ya zor bir şey, kolay değil ki. Abi müsaade et. Bir de Türkçesi de zayıf yani. Nasıl zayıf ya? Nasıl zayıf? Ben söz hakkımdan vazgeçtim efendim. Tamam, güle güle. Teşekkür ederim. Dinliyoruz Seyfi Bey. Hayır, tamam, güle güle. Lütfen. Söyledim işte, söyleyeceklerim bu kadardı zaten. Çok uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yani dediniz. Bana göre çok zor bir şarkıyı çıkarabiliyor. Ben tebrik ediyorum. Çok aman değil ama kolay iş değil onu yaptı. Bilinen bir şarkıya yorum katabilirsin, bu çok kolaydır. Önce şarkıyı öğreniyor, sözlerini öğreniyor, melodiyi öğreniyor ve yorum katmaya çalışıyor, bu çok zor. Gene de yapmaya çalışıyor. Niye, bu hiçbir şarkıyı bilmiyor muydu ya? Hiçbir şarkı bilmiyor muydun? Ben Avustralya'da İngilizce müzik dinliyordum çoğu. Hı? Türkçe müziği dinliyordum ama öğrenmemeye çalışıyordum çünkü nasıl diyeyim? Buradayım şimdi, her zaman duyuyorum, her zaman söylüyorum, herkes söylüyor. Öyle öğreneceğim. Ama Avustralya'da farklı, herkes İngilizce müzik söylüyor. Türkler çok az Avustralya'da, çok az. Avustralya'da? Bu arada Wollongong'a merhaba diyorum. Avustralya'da Türkler az. Gerçekten çok az. Bak. O zaman biz niye senede iki defa gidiyoruz? Sizin gittiğiniz yer Auburn, Sydney. Sydney'in Auburn ya. Auburn Türkler yani. Siz neredeydiniz? Biz Auburn'da değil, Wollongong. Wollongong surfi, işte surfing, skating, ondan sonra hepsi var yani. Türkler çok az. Maşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Abdullah Uçmak, İbrahim Tatlıses'e saldırı düzenlediği, Kalaşnikov'la ateş ettiği iddia edilen Abdullah Uçmak, 1998 yılında, yani bundan 13 yıl önce Uğur Dündar'a ne demişti? Bu kan akmadan son bulmayacak. Çünkü bizim kanımız aktı. Onun da kanı akması lazım, bizzat kendinin. Çünkü burada iki tane insanı vurdurdu. Çıktı televizyonda, ben vurdurdum dedi. Şov yaptı. Elbette bunun da hesabı sorulacak. Hani kendisi kim olursa olsun. Peki barışmak daha doğru bir yol değil mi? Yani bir masa etrafında toplansanız, barışsanız, sulh olsanız. Ya bu şekilde barış olmaz zaten. Hani bizim kanımız aktı çünkü. Ve çıkıyor şov yapıyor televizyonda. Nasıl barış olacak? Peki olaylar nasıl başladı? Siz daha önce ayağınızdan yaralandınız, arkadaşınız kalbinden yaralandı. Neden silahlı bir çatışmaya muhatap oldunuz? Şimdi bizim olaydan bir haberimiz yok. Bunların Hasan Bora'yla kendi aralarında bir problem varmış. Biz de o gün Ramazan ayıydı. Hani ağzımızda niyetliydi bizim. İftar saatine kadar vakit geçirmek için Hasan Bora'nın oraya gittik. Hemşerimizdir, arkadaşımızdır. Davet etti. İftarı da orada açacaktık biz. Da iftara zaman kalmadan
İçeriden silah sesleri geldi. Biz de aşağıya doğru indik. Dört tane şahıs elinde silahlarla ortalığa saldırıyordu. O anda da zaten vurulmuşuz. Bir şeyden haberimiz yok bizim. Sizin orada Hasan Moray'ı korumak amacıyla bulunduğunuz iddia ediliyordu. Hayır. Biz zaten tedbirli olsak o insanlar içeriye giremezdi ki ne? Nasıl gireceğim? Bir tane kapı var. Yani biz eğer oraya koruma amacıyla gittiysek nasıl girecek o insanlar içeriye? Kapıda ölür onlar. Yani kendileri Süpermen mi sanıyor onlar? İçeriye kadar giriyorsun, merdivende iki tane insanı vuruyorsun. Ondan sonra çekip geliyorsun. Çıkıyor televizyonlarda da şov yapıyor. Benim yeğenlerim var, akrabalarım var diye. Herkesin kendine göre eşi dostu vardır, akrabası vardır, arkadaşı vardır. Yani şov yapmaya da gerek yok. Kimin ne olduğunu da zaman gösterecektir.